Hepinize selamlar dostlar. Palworld'un yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Bugünkü bölümü inşallah final videosu olarak yapabileceğim. Bu bölümün süresi büyük ihtimalle uzun olacaktır. Kaç tane boss'umuz kaldı hiçbir fikrim yok. Şuradan bir bakalım hemen. Bak buradaki boss'ların tamamını kestim. Burada bir iki tane falan boss vardı. Onları video dışı kestim. Zaten kesimi çok kolaydı. Kesmediğimiz bir tane boss var. Bunun yanı sıra hiçbir boss yok. Ya hepsini kesmişiz. Sadece kule boss'ları ve bundan kaldı. Kule bossları için de video dışı çok sağlam bir hazırlık yaptım ve üstümde yumurtalar hala daha var. Şimdi burada iki tane çiftliğimiz var. Buralarda bizimkileri çiftleştiriyorum. Yani boss savaşına bunlarla gideceğim ve bir de Jet Dragon'la gideceğim. Bunların birleşimini yapacağız. Çok sayıda video dışında yumurta aldım. Onları çıkarttım birleştirmek için. Yani çok daha güçlü hale getireceğiz. 1-2 katı falan. Aslında 1-2 katı değil. Çok çok daha fazla katı. Onlara bakacağız. Şimdi diğerlerini göstereyim. Oha gördünüz mü? Yukarıdan bizimki düştü abi. Sen ne yapıyorsun burada? Ben bunu çiftliğe koymuştum. Merhabalar. Sizde yumurta yok. Burada da yumurta farm yapıyorum da evden uzakta olduğu için burası çok fazla yumurta vermiyorlar açıkçası. Yani birazcık da arktaki mantık var. Biz buradayken orada hayat duruyor gibi bir şey. En azından yumurtalar için öyle bir şeyler var diyebiliriz. Bu lootları toparlamıyorum çünkü artık loot'a hiç ihtiyacım yok. Çok sayıda loot'umuz var. Aynen burada da bir tane çiftlik var. İçinde pastalar vesaire hala daha var. Üretime devam etsinler. Elimizdeki bu yumurtaların hepsini açalım. Sonrasında ise birleştirmeyi güçlendirme işlemlerine başlayalım. Boss'ları ya öldürmek bence çok zor olmayacaktır. 200 bin canı var. Ki kaç tane kule boss'u var bilmiyorum. Bir tane kule boss'u yok mu ya? Bir tane diye biliyorum ama. Hiç fikrim yok. Yani elimizdeki pompalıya bile aslında çok fazla ihtiyacımız olmayacak. Genellikle özelliği 4 olanları ben birleştireceğim. Bak bunda mesela bir tane skill var. Efsane oldu. Diğerleri çok önemli değil. Bizim üstümüzde benim video dışı çıkarttıklarım var. Bak bu. Mesela bunun 3 tane özelliği var. Daha 4'e 4 yani full art full olan gelmedi yumurtadan. Böyle yumurtayla deneme yanılma yoluyla çıkartmaya çalışıyorsun. Bak mesela bunu 4'e 4 dedim. Hayvanları birbiriyle skilleriyle falan çiftleştirerek olmuyor. İki Jet Dragon'u çiftleştiriyorsun. 15-20 tane yumurta çıkartıyorsun. Artık şansına. Yani bunlar rastgele çıkıyor. Bazı Jet Dragon'larda sadece ilahi eşyalar çıkıyor. Bazenlerde sadece 2 tane bu özellik çıkıyor falan. Böyle 4'e 4 çıkması sanırım çok nadir. Çünkü çok fazla yumurta açımı yaptım. Artık Palbox'ın içerisinde boş yer kalmadı. Video dışında birkaç tane hayvanımızı satmak zorunda kaldım. Yani 30 tane falan bir Jet Dragon'umuz var şu anda. Birleştirme yapacağız. Hepsini o yüzden ayarladım. Vahşi. Yok. Ya 3 veya 4 skilli çok nadiren çıkıyor. Hem de çok çok. Belli. Ya serinin başlarında biz şey sanıyorduk ya. Ne bileyim. Mesela ilahi ejderha skilli hayvanla efsanevi skilli hayvanı çiftleştirince 2 skill birleşiyor falan diye sanıyorduk. Öyle bir şey yok. Ben video dışı denedim. Tamamen rastgele bir şekilde oluyor her şey. Bak şimdi bizim ana hayvanlarımız bu ikisini evde bırakabilirim. Fikrim yok. Şu anlık dursunlar tabii de. Ana hayvanımız bu. Buna tıkladım. Bak şimdi. Buradan geliyorum tamam mı? Bunların hepsini bu şekilde seçiyorum. Ben bunu bir seviyeye yaptım video dışı denemek için. Ama bir seviyeden sonra gördüğünüz gibi 16 tane hayvan istiyor. Yani bu çok büyük bir rakam. Ama elimizde çok sayıda var. Tamam. Yoğunlaştırmaya başla. Elimizdeki bu. Bu seçtiklerimizin hepsi birleşip buna gidecek. Çünkü ilk başta bunu seçtik. Bak bunun mavi tiki var. Bunların turuncumsu şeyi var. Yoğunlaştırmaya başla. Evet. Tamam. Bizimki bak görüyor musun? 2 yıldız oldu. Şurada yıldız işareti var. Onu fullersek dağda hayvanı sanırım yükseltemiyoruz. 32 tane istiyorsun. Tamam. Bas bakalım. Yani ne kadar güçlü yapabiliriz? Onu test edeceğiz şimdi de. Birkaç yumurta da. Aa tamam. Güzel. Güzel. Yalnız sen şimdi 32 tane istiyorsan 4. yıldızda kim bilir kaç tane isteyeceksin? Tekrardan başla. Oo maşallah. Kaç tane? 64. O kadar yok. O kadar yok bizde. Yani tüm Palbox'ı kaplar 64 tanesi. Bu yüzden şimdi diğerlerine geçeceğiz. Buna geçiyoruz. Neyse bundayız. Bekle. Neredesiniz? Buradasınız. Bunların hepsine bastır. Bak bunların üstünde boss işareti var. Aslında boss değiller. Sadece seviyeleri yüksek olduğu için boss işareti çıkıyormuş. Ben bunu çok sonradan fark ettim. Tamam. Yoğunlaştırmaya başla tekrar.
Bunları bu şekilde güçlendirerek boss'u daha kolay bir şekilde öldürebileceğiz. Tabii umarım, garanti değil. Ya hayvanın üstünden mi sıkarım? Yoksa hayvanı bırakıp da mı sıkarım? Bir fikrim yok. Bakacağız ya o anki duruma göre. Yoğunlaştırmaya başla. Evet. Kaç tane isteyeceksin? 64 tane. Şu anlık bittik. Daha da birleştiremem yani. 3 seviye. Bunları full artı full yapmaya gerek var mı diyecek olursanız. Bence yok. Ya o kadar. Yumurtayı elde etmek çok çok zor bir şey. 739'dan 886. 483'den 579 ki daha full seviye değilsin sen. Tamam, maksimum yapabileceğim bu. Başka uğraşmayacağım, hiç gerek yok. Tamam ya, boss savaşına götüreceğim hayvanlar bunlar olsun. Yani başka götürebileceğim adam akıllı bir canlı yok. Sadece bunlar var. Ki bu kuşu da kaçmak için alacağız hasar yememek adına. Yanımıza birazcık yemek alalım. Sonrasında ise boss savaşı başlasın. Bot bot almayacağım ki öyle bir şey var mı onu bile daha çözemedik oyunda. Yani yeterli olacaktır. Tamam. Sen kozaya gel, şurada bineyim. Eğer boss savaşında ölürsek malzemelerimizi tekrardan alabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Ama umarım alabiliyoruzdur. Aa bak, burada da çiftlik var da bunu tam kullanmıyorum. Yumurtalar burada olmaya devam edecek. Yani boss savaşını kaybedersek bir kademe daha güçlendirmemiz lazım. Zaten neredeyse full artı fuller. Sadece 64 tanecik daha gerekiyor Jet Dragon'dan. Yani full yıldız yapabilmemiz adına. Heh, yıldız buradaymış. Normalde burada oluyordu. 3 yıldız. Bak normalde bunları da yanımda götürecektim ama bu daha güçlü gibime geldi benim. Bu yüzden bunu götüreceğim ya. Şimdi ise örtü üzerindeki son boss'umuza gidelim. Sonrasında terminallerdekine gideceğiz. Bunu öldürmesi çok zor olmasa gerek. Tabi tek de yiyebiliriz. Bu yüzden yaklaşmayacağım. Sonra karşı dayanıklı ulaşmamız üzerimizde. Belki ben doğmadık. Sen neredeydin? Umarım mağaranın içerisinde falan değilsindir. Yani ben buradan gideyim. O adam büyük ihtimalle mağaranın içerisinde. Şurada giriş falan varsa buradan gireceğiz. Ama evet giriş var şurada. Ya bazı mağaralar var. İçerisi o kadar karanlık oluyor ki video dışı kesmeye eğiliyorum. Seviye kasmak için. İnanılmaz derecede karanlık oluyor. Eskili. Tiklilerin yeri değişmiş. Bu çok iyi. Hayır dur. Çocuğum sen bunu tek başına alırsın. Ben bundan kaçacağım. Tamam ya, halleder. Tek başına skillerini daha iyi kullanıyor ya. O yüzden sağlayacağım. Pompalı mermilerimi şimdi harcamayacağım. Ortadaki benzin balonu mu? Bana mı geliyor? Birazdan bakarız ona. Ben sıkmayayım da buna odaklanmasın diyecektim. Adam direktmen bana döndü. Bizim Jet Dragon'un canına bak. Çocuğum sen neden saldırmıyorsun acaba? Tamam güzel. Alırız bunu ya. Ben de sıkayım. 3-3 vuruyor, mükemmel. Hiçbir faydası yok. Boşver. Evet. Ya oyuna birkaç tane güncelleme geldi ama hala yapay zekalar sorun, evet benzin galonuymuş. Onu görünce aklıma şey geldi. Rain Simulator. Orada görmeye alışkınım da benzin galonunu. Tamam öldürdük. Üstünden çıkan şeyleri alsam da olur, almasam da. Sen gel bakalım. Bunun canı çok gitti ya altımızdakinin. Vallahi güçlüymüş bu. Biraz sorgulamaya başlarım açıkçası. Yenebilir miyiz yoksa yenemez miyiz diye. Şunları üstümden atacağım. Gereksiz şey. Göz kalabalığı yapıyor. At gitsin. Aa biz şeyi unuttuk. Hani bir tane heykel gibi bir şey var ya. Puanlarla hayvanları oradan geliştiriyorsun. Onları hemen bir yapalım. Serinin başından beri o puanları hiç harcamadım. Bu an için. Bir de bizim hayvanların canı çok az şu an. Neden böyle? 4281 ya. 47 seviyesin. Bullendiği zaman mı acaba şey oluyor diyeceğim de. Bir fikrim yok yine. Tamam deneyeceğiz ya. Zaten bunları fullemeden boss'a gitmeyeceğim ki bunları XP kazandırmak çok zor. Tamam, son boss'u da hallettiğimize göre artık eve gidelim. Normal standart bir Jet Dragon'un canına bakacağım şimdi. Bizimkinin canı neden bu kadar az? Onu anlamadım. Bak 11.202 canı var adamın. Peki bizimkinin neden 4281? Yani bir de o kadar birleştirdik, bunu kim nasıl açıklayacak? 50 seviye olmadığı için mi bu fark? Bir dakika deneyim. 14.149. Tamam da can neden bu kadar az abi? Bunu neden anlayamıyoruz şu an? Birleştirmek mantıksız bir şey mi o zaman? Neden birleştirme diye bir şey var? Tamam buradan bakıyoruz. B değil, V tuşu. Şimdi en sağlam hayvanımız bu. Sen 50 seviyesin. Nasıl oluyor ya? Bunun da 5900 canı var. Abi yanlış giden bir şeyler mi şu an?
Bunların nasıl olabilir? Rastgele bir şeye bakalım. Senin... Gerçi sen 7 seviyesin, sana bakılmaz ki. Yüksek seviyeli birisini bulayım ben. Bulabilirsem. Var mıdır? Hepsi de bir seviye arkadaş. Çok iyi. Ben bu can olayını nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Şu an korkmaya başladım ya. O kadar yemek boşa gidecek diye. Amacım boşa gitmez. Şimdi maksimum sağlık. Benim kaç tane puanım var? Sıfırla değil, talları geliştir. Bu mavi olandan kullanacağız ve 120 tane var. Maksimum sağlık. Abi bir tane mi oluyor? Ciddi misin? 121 118. Aa, geliştirdikçe daha fazla harcıyor. Ne diyorsun ya? Moraya geçti şimdi. Valla biz bittik biraz. Nasıl olacak bilmiyorum. Savunma, saldırı. Maksimum sağlık, geliştir, sağlığı fulleyelim. Sağlık çok önemli bir şey. Öf. 5 tane var ya. Saldırı için kullanacağım. Saldırı daha önemli. Acaba canı kaç oldu bizimkinin? 14.149. 5.000. 5.400. Abi ne diyorsun sen? Ne yanlış yapıyoruz? Gözden bir şeyler kaçıyor şu an ama. Bunu fark edemedik. Bu acaba ne? Yani nereden farmlayabilirim? Onu merak ettim şu an. İnternette vardır aslında, baksam sorun olmaz da. Tamam, bunu da bu kadar geliştirdik. Bunu da geliştir. Geliştirebildiğin kadar. Çalışma hızına hiç gerek yok. Bir de bunu geliştireceğim. O şekilde boss'a bodoslamaya gideceğiz. Ama yenemeyeceğiz yüksek ihtimal. Bir yerde yanlış yaptım ama nerede? Bunu bulana kadar böyleyiz. Gözüm sıra sende. Kapat bunu. Tamam. Senin güçler ne durumda? Merhaba. Saldırı 1215. Tamam, 1013'ten. Tamam, güzel. Saldırın güzel de. Burada canın neden görünmüyor? Canı nasıl göreceğim ben? San. Abi bu adamın canı görünmüyor ki. Ah. Saldırı bilmem ne. Sende de görünmüyor. Ayarlardan mı bir şey değişti acaba? Senin canı var mı? Yok. Tamam. Sıra bunu geliştirmede. Yanıma bir tane daha Jet Dragon alsam mı diye düşünüyorum şu an. Ama yatırım yapamam ki. Ya yaparız da. Neyse, şunu bir geliştirelim. Bunu geliştirdikten sonra bakacağım. Keşke sadece sol tık yaparak da geliştirebilseydik. Böyle bir tık uzun sürüyor. Geliştir. 64 tane. Şu sarı şeyi çok önemliymiş. Onu fark ettim. Tamam. Saldırı ve savunmaya abanacağım. Ben bunları tamamlayayım. Geliyorum şimdi. Tamamdır. Bunu da geliştirdim. Bunları şu anlık geliştirmeyeceğim. Hatta yanımıza bir tane daha Jet Dragon almayı düşünüyorum şu an. Ya sadece bir tanesine bağlanmayalım. Hatta bunları bırakıp direkt ben full Jet Dragon'larla da gidebiliriz. Bunların çok iş yapacağını sanmıyorum da, o yüzden diyorum. Tamam, ekstra olarak bir de şuradaki Jet Dragon alacağım. Hazır 50 seviyesin, gel. 11.202 can. 5.436 can. Yani seviye farkı çok az. Bunu fullesek acaba canı yeri gelecek mi ya? Vallahi o kadar yemek boşa gitti gibi hissediyorum şu an. Şimdi de meyvelere bakacağım. Değerli meyvelerin hepsini üzerime alacağım. Jet Dragon'a veya başka şeylere yedireceğim şimdi. Neredesiniz? Tamam. Burada bu kadar var. Ben buradan bakayım. Geliyorum. Şimdilik bay bay. Tamam. Değerli meyvelerimizin hepsi şu anda yanımda. Bunları evin içerilerinden topladım. Şimdi karanlık şey. Bir tanesini sana yedirelim. Yedirdim. Bir tanesini de sana yedirelim. Onu da yedirdik. Bu neymiş? Yani biz bunlardan yedirince boss savaşında hayvan bu yedirdiğimiz, öğrendirdiğimiz tüm skill'leri kullanacak mı? Yani atıyorum, hayvanın normalde 3 tane skill'i varsa 10 saniye içerisinde 3 tanesini kullanıyor. Ama şimdi biz burada bir sürü skill öğrendiriyoruz hayvana. 10 saniye içerisinde 5-6 tane mi skill'ini kullanacak? Yani daha fazla mı hasar verecek? Eğer mantık bu şekildeyse çok güzel. Ama bu şekilde değilse ne yapacağız bilmem vallahi ya. Neyse, gömdürt. Yapacak bir şey yok. Hepsini öğrenin. Yatırımı yapıyoruz. Jet Dragon. Beni çok yüzdün şu an. Seni ne yapacağız bilmiyorum. 5.30. Nasıl böyle bir can olabiliyor? O kadar güçlendirdik. O kadar güçlendirdik. Vallahi yok öyle bir şey. Açıklamasını çok merak ediyorum.
Acaba neden böyle bir şey oldu? Yedir, tekrardan yedir. Yedir. Ondan yedirmiştik normalde de. Sorun değil. Diğer skiller buradasınız. Alalım üstümüze. Tamam, yanıma bir tane de bunlar alacağım. İşimiz garanti olsun. Buz vur mu basa çok bilmiyorum da. Bakacağız. Bu hayvanları güçlendirebildiğimiz kadar güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu kapat. Hayır, kapat bunu. Tamam, sen 47 seviyesin. Seni zaten neredeyse full artı full yaptık ama yine de daha kötü oldun. Hasarın iyileşti, canın gitti. Bir yerden alıp bir yerden veriyor. Yani çok saçma ya. Gel böyle. Merhaba. 4 tane. Olur. Birleştirelim. Birleştirelim. O 4 tane de yok değil mi? Hakikaten yok. Çok güzel. Kapat bunu. Seni birleştirelim. Sana kaç tane var bilmiyorum ama. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Var mıdır başka? Ya onlardan çok fazla üretmedim. Çünkü bunlarla boss'a gitmem diye düşünüyordum. Neyse, böyle gideceğiz. Şimdi şu skill'leri bizimkilere öğrendirmeye devam edeyim. Her birini buza yatırmaya çalışacağım. Al, olur. Yani bak, baktığın zaman güç 65 diyor bunda. Bunda 55 diyor. Bunlar da iyi değil ki aslında. Elektrik. Hanginizi yedirsem? Sen gel. Ben bunları hepsini yedireyim. Geliyorum. Şimdilik bay bay. Ya bir meyveyi bir hayvanı yedirdikten sonra o meyveden tekrardan o hayvanı yedirirsen daha güçlü olur mu bilmiyorum, ne bileyim, hasar falan artar mı? Ama yine de ben yaptım. Yani deneme yanılma yolu. Ki bunu fark etmeyeceğiz aslında. Şimdi yanımızdaki malzemeler bunlar. Silah çok fazla kullanmayacağım. Pompalıyı kullanacağım. Pompalı mermimiz yeterince var. Bunun canı da gayet iyi. Ben bunun bir XP'sini fullleyeyim. Bakalım nasıl olacaksın. Çok merak ediyorum. Parıltılı hayvanlar ve bosslar inanılmaz derecede XP veriyor. Bu yüzden sadece bosslara odaklanacağım. Şunun gibi standart hayvanların hiçbir yararı yok. Dünyana girmek ister misin? Boss canlanana kadar 55-13. Sen ciddi misin? Şu an boss yok mu? Bakıyoruz. Oha, bossların spam süresi neden bu kadar fazla? Maşallah, biz bunu kısa biliyor muyuz acaba? Tamamdır, Jet Dragon'umuz 50 seviye. Bakıyorum, hala 5737. Ya nasıl oluyorsun? Yani level 4'sün. Level 4. Nasıl canın daha az oluyor ya? Ya hayvan yazılı olarak güçleniyor. Ama uygulamaya gelince güçsüzleşiyor. Çok saçma yapmışlar. Hiçbir şekilde anlamadım. Bilen varsa yorumlara lütfen yazsın. Yani hepsini okuyacağım. Bir daha da hayvanları zaten birleştirmem. Yani çok değişik bir mantıkmış. Tekrardan evdeyim. Şimdi paldırı geliştireceğim. Mesela seni bir geliştirelim. Ben bunların hepsine en önemli şeyleri bir vereyim. Yani geliştiriyoruz da bir etkisi olmuyor ki. Geliştiriyorsun. Buralarda güçlendi olarak gösteriyorsun. Uygulamaya geliyor. Hiçbir şey yok. Çok değişik ya. Vallahi. Evet, bunlar son geliştirmeler. Başka geliştiremeyeceğiz. Bir tane istiyorsun. Bileyemedik hiç hayvan ama olsun, yine de güçlüler. Yani az bir hasar değil bunlar. Hayır, sıfırlama. Dur. Kapat bunu. Tekrardan V'ye bas. Hepsine bastık. Aynen, bunda var. Dur ya. Neden bana seçtirtiyorsun? Bizim Jet Dragon zaten en güçlüsü. En güçlüsü de. Ama en güçsüz aynı zamanda. Bak, deneyim 15.024 diyor. 5.700 hasar. Ama bu nasıl güçlü oluyor senden? Bunun mantığını anlamadım. Next. Hayvanlarımızın bir yemeklerini fullleyelim. Sonrasında tekrar boss'a gideceğim. Ya umarım kazanabiliriz ki kazanacağız gibi durmuyor. Çünkü geliştirmeme rağmen hayvan daha güçsüz hale geldi. Şu an bırakıp bir seviye hayvanla gidesim var. Ama böyle bir şey yapamayız tabi. Çünkü bir deneyeceğiz. Belki de Türk GMO sorunludur diyeceğim de sanmıyorum ya. Tamam, bizim bu yakındaki terminale gidelim. Ha, anda burası. İlk boss'umuz burada olacak. Tamam, geldik. Boss nereden çıktı acaba? Merhaba. Acaba boss'a nereden gidebilirim? Buradan mıdır? Boss savaşına katıl. Sürü sırasında kılamaz diyor. Tamam. Hadi bismillah. Ne diyorsun? Zaman sınırı 10 dakika.
Hadi bismillah deyip başlayalım. Musul tut. Hazırım. Hazırım. Hazırım mı? Yani. Aha. Ne bu öyle? Tam animasyonu mu başlatıyor? Pokemon. Elektrik canlısı. İyi ki su canlısı getirmemişiz. Ha, alevi saldırırız buraya. Bizim Jet Dragon halleder. Dur, dur. At bunu. Dur. Dur abi dur. Çok vurma. Abi iner misin? Heh. Saldır çocuğum. Hayır. Tutturamazsın bana. Oha! Benim Jet Dragon'u görüyor musun? Ne kadar vurduğunu görüyor musun? Oho! Abi bu çok kolay oldu. Nasıl oldu ya bu? Hayvanın canı kaçtı. Ben hayvanın canını bile görmedim. Bu bayağı kolay oldu. Çok çok kolay oldu. O zaman şimdi sıradaki yer neresi olacak? Hepsi böyle olursa çok rahatız ya. Ya hayvanın canının inmesini anlarım. Şimdi burası hangisi en güçlü boss'tur? Yani bu biyomdaki mi, bu biyomdaki mi? Mesela bu biyomdaki hayvanlar çok fazla XP veriyor. Ama buradakiler daha az XP veriyor. Bence burayı delip. Geriye kaldı 3 tane. Zevkliydi. Direkt ben yok etmek çok hoşuma gitti. Umarım diğerlerinde de böyle olur. Çok mu gaza geldim ya? Acaba kendime çok mu güvendim şu an? Bilemedim. Ölme ihtimalimiz her türlü vardı. Merhaba. Basıl tut. Evet. Buradaki boss. Ay, hepsinin animasyonu var. Bunlar anime karakteri ya. Ama gözlerin bağlı, nasıl savaşacaksın? O ne öyle? Hangi canlı bu? Oha! 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 Victor Shadow Big. Biz bittik. Geçmiş olsun. Allah! Çocuğum. Abi nasıl sar buraya benimkini? Allah! Biz bunu... Yok abi, biz bunu yenemeyiz. Benim hayvanın canına bak. Yok oldu bile. Çocuğum hadi be, alırsın be. İyiyiz, iyiyiz, sorun yok. Ben buradan seni tuttururum. Ne? Duvarın içinden nasıl geçiriyorsun? Hayır, tutamaz o. Tuttu. Çocuğum alırız. Alırız. Çok yakındı. Tamam. Çok iyi. Onu öyle oyalarsam bende. Bende. Bendesin. Rahat ol. Oyun çok mu karanlık? Bana mı öyle geliyor? Hayır. Hayvanım öldü. Ne? Hayır. Yapma. Aa, keşke kozayı alsaydım. Görmedim ki. Tamam, bizimki hala çok vuruyor. Hiç sorun yok, hiç sorun yok. Ben oyalıyorum. Sık arkadan öldür. Abi 500 milyon kaç vuruyor? Ya ucu ucuna öldüreceğiz ya da hiç öldüremeyeceğiz bunu. Oha! Abi fals oluyor bu. Gel, bana odaklan gel. Bak bana bak. Aynen öyle. Gel böyle. Gel. Oha, bu skill iyi misin ya? Ben kendi hayvanıma vurabiliyor muyum acaba? Sıkıyorum ama. Hayır. Unut onu. Ah, odayken de sıkabiliyormuşum. Tamam. Ha. 164 bineceğim.
Oha! Çok iyi bir skill. Dondurdu. Bak bizim bu hayvan, görüyor musun? Seviye kasmadan daha güçlü. Çok saçma, çok. Oyun çok saçmasın be. Dur dur dur, sakın 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 sakın. Hadi be, bir tane Jet Dragon'la alırım seni. Kaç. Tamam, iyiyiz, iyiyiz, hiç sorun yok. Doldur charger'ı. Hiçbir şey görünmüyor, çok anladım. Silah hasar gördü mü? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Aa. 1-1. Bu çok kötü oldu. Ya dedim, çok gidiyor bunun canı. Hiç şey yapmaya gerek yok. Ama keşke tamir etseymişiz. Gidip kılıç vurursunlar adama. Kaç 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 kaç. Tamam, ben onu kendime fokuslayacağım ya. Jet Dragon halledecek. Fokus ol bana. O da çok vuruyor bizde. Ki geliştirmediğim hayvanı daha çok vuruyor. Oha. Bunun kesin bir 10 saat sürecek. Şu an en büyük pişmanlığım pompalı. Pompalıyı geliştirmedim. Aa, bizim ayon çok sağlam vuruyor. Hakikaten helal olsun. Tamam, can azaldı bizimkinin. Bekle. Bekle bekle bekle. Gel kozuya. Çık çık. Saldır. Tamam, attın bana. Aa, bizimki de sağlam vuruyor. Helal olsun ya. Yani işte tek sorun, benim pompalım şu anda. Sen canını mı dolduruyorsun? Hayır. Dedim Kingston gibi mi acaba? Alırız bunu, alırız. Yani diğer kule bossları nasıl acaba? Bunu da merak ettim. Bunu buraya koy. En azından bunun nasıl kalır? Bu daha iyi vuruyormuş ya. Oha. Hakikaten bu daha iyi vuruyor. Ama ayaklardan vuruyorum. Pompalıya geçtik. Keşke yanımda yedek getirseydim. Hayır. Benim ölmemem çok önemli. Sen ne yapıyorsun bizimki? At bana, tamam. Oo, duvardan geçiyor ya. Nasıl yapıyorsun bunu? Tamam, bana fokus, saldır. Tut onu. Ben sana doğru geliyorum. Dur, onlar bana gelsin. Bizimkini tutmasın diyecektim. Tuttu bir tanesi de. Sorun değil. Pompalı çok önemli iş yapıyordu da değerlendiremedik. Bizim ayolun Allah'tan canı çok gitmiyor. Adama bir bir vuruyorum. Çok acı, nasıl bir durum. Hayır. Oha, o bana tutsaydı var ya, bence tek yerdim. İyiyiz. Gel böyle, gel böyle. Gel abi, gel. Hayır, hayır, hayır. Daha adamın canını bile yarıya indiremedik. Çok canı vermiş. Neyse, hala bir tane Jet Dragon'umuz var ya. Ondan yırtacağız. Kaç. Maşallah. Oha, bizimki çok sağlam hasar vuruyor.
Bak biz onu 40 vuruyoruz. O bizi 20'lerde vuruyor. O bile güzel. O kötü oldu. Sen bana odaklansın. Aynen. Gel bana. Gel. Oo, dur çok vuruyor çok. Tamam, ondan kaçmam lazım. O skill'i sanırım birkaç saniyede bir kullanıyor. Geç şöyle. Silah hasar gördü. Sorun yok ya. Bu skill değilmiş. Acaba hayvanı güçleştirebiliyoruz mu? Onu deneyeceğim. Q'ya basılı tut. Tamam, bunu atacağız. Bunu sana atacağım. Hatta şimdi bir tane atmayı denesek mi acaba? Ne diyorsunuz? Bence olur. Attım. Yapma ya. Tamam. Adamın canını bir 4-5K'ya indirmek lazım sanırım. Hayır. Sakin. Ben buradayım. Keşke iki tane hayvan kullanabilsek. Benimkinin canı yarılanmış. Bu kötü haber. Şimdi devreye bunu sokuyorum. Gel. Hayır. Sakın. Çözül. Öleceğiz. At bunu. At. Abi atsana. Çocuğum alo. Havadayken atamıyormuşuz. Aa tamam, bu skill'i iyi ki bana tutturamadı. Hadi Jet Dragon. Alacağız bunu. Yok, öyle demek olmaz. Özür dilerim. Çıkısını demiştim. Çok kötü kovalıyor vallahi. Çok kötü kovalıyor. Geliyor musun hala? Yok tamam, saldım. Mordecai ya, o anlamda. Rick bana öyle diyordu. Ben de o yüzden sana öyle dedim. Yani sevdiğim için. Yoksa küçümseme anlamları yok. Hadi. Son 91k. Alacağız. Hayvan geliştirdik, hiçbir şeye yaramadı. Oha, bu ne? Bizim adamın hasarına baksana. Ya bir kademe bile geliştirmedim hayvanı ya. Ya seviye olarak atlattırmadım. Vallahi video boyunca ben bunu konuşacağım. Çünkü çok şey oldu ya. İçime dert oldu. O kadar uğraştım ki. Game bilmem ne. Time out. Ne? Saniye mi bitti? Bu da saçmalık. Ben o kadar süre zarfı içerisinde nasıl hayvanı öldüreceğim? Abi. Ya bu nasıl bir oyun bu ya? Tamam, cesedim en azından burada. Ama anlamadığım şey şu. Yani ben seni neden öldüremedim? Zaman sınırı tamam. Boss savaşlarına katıl. Ya ben o kadar sürede öldüremem ki seni. Oyun izin verseydi onu orada öldürmüştük ki biz. Her türlü öldürmüştük. Daha envanterde 3-4 hayvan vardı. Yani ki güzel de hasar vuruyorduk. Ses 1-2 deneme. Heh tamam, şimdi videonun ikinci yarısına geçtik. Ben bu süre zarfında bayağı bir puan kasmam gerektiği, üretim montaj hattı falan ürettim. Yani bundan ikinci seviye istiyor. Şu roket atarla umuyorum ki, bak saldırısını görüyor musun? Mükemmel bir şey. İnşallah bununla beraber boss'u öldüreceğiz. Bu gideceğim boss son boss değil. 3 tane daha boss var. Ama onların da canı bizim öldüreceğimizden aşağı yukarı az. Ne bileyim, birisinin 130 bin canı var falan. Ya o diğer boss'lara gitmeyeceğim. Şu an gittiğim boss'u ya yeneceğim ya öleceğim. Ölürsem tekrar uğraşmayacağım. Öldürürsem de tekrar uğraşmayacağım. Bu bölümü bitireceğim yani. Ya bu seriyi direkt ben bitireceğim. Çünkü sıkıldım. Ya Palworld'den artık bıktım gibi bir şey. Hayvanlar çok bug'lı yani. Video dışı farm yapıyorsun, bir şey üretmeye çalışıyorsun falan. Ya gördüğüm bug'ların haddi hesabı yok ki, çok sinir ediyor insanı. Çünkü çok emek istiyor farm. Bu yüzden bu son deneme. 88 tane roket atarımız var. Ya mağaralara gidiyorum. Tamam mı? XP kasmak için. Sonrasında bazılarından kitap çıkıyor, bazılarından kitap çıkmıyor. Bazıları 2 puan veriyor, bazıları 1 puan veriyor falan. Ve bayağı sinir ola ola yaptım. Ama bir daha öyle bir şey yok. Evet, bakalım öldürebileceğiz mi? Q'ya bas. Tamam, en iyi topumuz bu şu anlık.
Roket atar. Elini alacak mısın? Aldım. Tamam, ilk defa roket atarı deneyeceğiz. Birim hayvanların ne durumda? Doğrular aldın değil mi? Aynen. Bekle. Ben bir sizin yemeğinizi fulleyeyim de. Sonra orada beni sinir etmeyin. Diyorum bunlardan. Bu videoyu da aşağı yukarı hiç editlemeyeceğim. Direkt ben size göndereceğim ya. Hiç uğraşasım yok valla. Fallout'tan çok kötü bıktım. Ablacım geç burayı. Abi mi diyecektik? Bilmiyorum. At bunu. Tamam, öldür. Ya şey olayı bende zaten koptu. Yani hayvan o kadar şey yaptık. Ne bileyim, birleştirdik, yumurtayı bekledim. Ama yine de hiçbir şey yaramadı. Ben kendi hayvanıma vurdum galiba. Geliyor. Allah dur. Ya, o kadar yumurta bekliyorsun, o kadar çiftleştiriyorsun, o kadar pasta yapıyorsun. Ama sonucu 5000 bilmem kaç can. Ya hayvanın sadece hareket hızı falan geliyor abi. Çok kötü. Ha, hasar da geliyor da. Can da önemli yani. Sıradan bir Jet Dragon bizim o çiftleştirdiğimizden daha değerli, daha güçlü. Evet, bana saçma gelen şey bu zaten. Bossların hepsini öldürme aşağı yukarı aynı. Roket atacaksın, işte hayvanlar ineceksin falan. Aynen bu şekilde. Yani diğer bosslar da aynı hesap olduğu için onları öldürmekle uğraşmayacağım, bilginiz olsun. Göster, al bunu. Valla baktım roket çok vuruyor. Ben dedim bundan yapayım. De bir bayağı bir farm istedi kendisi. Ama olsun. Seni öldüreyim de kurtulayım şu oyundan. Valla Steam'den direkt ben sileceğim. Öyle bir mutlulukla sileceğim ki anlatamam. Ya Ark'tan daha bug'lı bir oyun ben ilk defa gördüm. Cidden bak. Ark'tan daha bug'lı. Abicim sağ ol. Al bunu. Sen daha reload atmadın mı? Daha demin attın sen reload. Sen al bunu. Hayır, hayır. Bak reload'u attık. Attık reload. Yalan söyleyemezsin. Doldur tekrar. Maşallah. Al bunu. Al bunu. Tamam, roket iyi iş yapıyor. 7 dakikamız var. Bu süre olayı da bana bir tık tuhaf geldi. Yani ben boss'la mı savaşıyorum, süreyle mi savaşıyorum? Neyse ben sorulamayacağım, sinirliyim çok. Oha! Hayır 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 hayır. Tamam, o skill bize bir daha tutmasın. Yine mi reload? Şaka gibi. Al şunu. Yedi dakikada inşallah öldürürüz. Abi reload'u attım ben, nasıl ya? Tamam, roket atarlı bir Jet Dragon'la alamayacağımız şey yok gibi görünüyor. At bunu, at bunu. Kaç şimdi. Doldur. Hadi çarp. Abi sen çok hızlısın. Hayır hayır, o tutmasın sakın. Yakından daha fazla vuruyor. O yüzden yakından atalım ama Ark'taki gibi olmasın. Yakından... Oha! Tamam. Yakından çok iyi. At bunu. Ne? Hayır hayır, ben ölemem. Ben ölürsem zaten bittik. Ben kendi hayvanıma vuruyorum değil mi? Yüksek ihtimal. Bir dakika ya. Bir tane mi Jet Dragon var? Hayır. At bunu. Yolla. Tamam. Al bunu. Yok, hala reload atmamış. Abi benim ejderhan canını görüyor musun? Direkt ben yok oluyor canım. Hadi artık. Jet Dragon 5 dakika. 5 dakika kaldı. Abi benimki ne yapıyor? Reload da atlamış.
Allah'ı çok iyi. 10 numara olay. Abicim nasıl ya? Roketi dolduruyorum. Bana doldurmadın diyor. Doldurduk. Tamam. Al bunu. Doldur. Nasıl lot? 4 dakika yok. Alamayız ki. Bence alamayacağız. Jet Dragon bir el at ya. Bak görüyor musun? Yine reload yapıyor. Abi ben zaten reload yaptım. Bak yine reload yapıyor, yine yapıyor. Çok iyi, çok iyi. Çok şükür. Doldur. At artık. Heh. Birazcık bile uçsak şu reload gidiyor. Animasyonun bitmesi lazım. Dur, hayvanımız ölüyor. Jet Dragon saldı çocuğum. Yok yine yenemeyeceğiz. 3 dakika. Pompalıya geç ya. Yok pompalı değil, boşver. Roketler daha iyi. 13. Hiçbir türlü bence yenemeyiz. Allah! Dur çok kötü hasar yiyoruz. Al bunu. Eşer saldıracağım mı? Yok abi benim eşer saldırmıyor. Aa benim ejderha ne yapıyorsun sen ya? Al at şunu. Yok abi bir dakika kaldı, ben bunu öldüremem ki. Ya ejderhayı atıyorum, olduğu yerde bekliyor adam. Böyle bir şey mi var? Aa. Yok biz bunun imkanı yok. Alamayacağız. Yani bir roket atar bug'a giriyor, bir hayvan bug'a giriyor. Hadi çocuğum. Gel, gel. ...57 saniye, imkanı yok, öldüremeyiz. Ya hayvan bug'a giriyor attığım zaman, hiçbir hasar vurmuyor. Sırf o yüzden gitti. Yok abi 40 saniye, imkanı yok. Yine reload ediyor. Abi çıldırmalık. 20 saniye.
Tamam, sorun değil. Al bunu. Ya her türlü ölürüz, bunu da sahneye koyuyorsun. Sahneye koyun da. Ya hayvanlar bug'a giriyor ya. Evet, benim için bu seri bitmiştir. Hayvanı atıyorum, tamam mı? Hayvan olduğu yerde bekliyor veya iç içe giriyorlar falan. Hiçbir hasar vurmuyor. Bunlar dışında zaten 64 tane Jet Dragon birleştirdim ya. Hayvan güçlensin, bir tık güçlü olsun bari. Ya saçma bulduğum ikinci şey de o. Üçüncüsü de zaten boss'taki süre. Ya hayvanların bug'a girmese %80 alacağız zaten de. Cephane bile çok fazla vardı. Hala roket bitmemişti. Ki üstümde iki tane roketler vardı. İki tane pompalı vardı. Ki pompalının 400 tane de mermisi vardı. Her türlü öldürürdüm. Ama hayvan bug'a girdiği için, vurmadığı için, ya ben de bir yere kadar vurabiliyorum ki. Benim vuruşum hayvanı öldürmez. Hayvanın vurması lazım. Burada da bug oluyor işte. Neyse. Bu serinin de sonuna geldik. Bugünkü tukarlık yerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.